Merhaba sevgili Konuşan Mutfak takipçileri. Bugün sizlerle gördüğünüz üzere San Sebastian Cheesecake tarifi paylaşacağım. Ama bu cheesecake'imizi Airfryer'ımızda yapıyoruz. Benden daha çok Airfryer tarifleri bekleyen arkadaşlar, takipçilerim. Evet, bugün gerçekten en sevilen tariflerden San Sebastian tarifi paylaşacağım. Şimdiden söyleyeyim. Malzeme listesini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan videoyu izlerken kolaylıkla not edebilirsiniz. Tarif çok kolay, çok basit. Ufak tefek püf noktaları var. Onlara dikkat ettiğiniz sürece hiçbir problem yaşamazsınız. Şimdi hemen yapım aşamasına geçelim. Evet, öncelikle labne peynirimiz var. Şöyle 700 gram kadar labne peyniri kullandım. Olabildiğince labneyi açtığınız zaman üzerinde suyu yüzeye çıkmış oluyor. Onu peynirden arındırırsanız, onu dökerseniz çok daha leziz, çok daha kıvamlı San Sebastian'ınız olacaktır. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar tuzsuz krem peynir kullandım. 200 gram, yani bir paket krema kullanıyoruz. Kremamızı da ekledik. Genişçe bir kaseye. Bir adet limon kabuğu rendesi. Rendenin ince tarafıyla rendelediğimiz limonun kabuğunu ekledim. Ve bir su bardağı şeker ilave ettim. Şimdi tel çırpıcı ile çırpıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bir püf noktası, tel çırpıcı kullanalım. Mikser kullandığımız zaman malzemeyi sulandıracaktır. Bir adet limon suyu ekledim. Şimdi tek tek yumurtalarımı ilave ediyorum. Önce birinci yumurtamı ilave ettim. İkinci yumurta. Evet, bu da son üçüncü yumurtamız. Toplamda 3 adet yumurta kullandım. Yemek kaşığı nişasta kullanıyoruz. Nişasta da pürüzsüz kıvama gelene kadar çırpma işlemini gerçekleştirdikten sonra San Sebastian cheesecake'imizin harcı hazır olmuş olacak. Evet, hepsi bu kadar. Şimdi içerisindeki sepetimizi kullanmayacağız. Benim böyle ayarlanabilen kalıbım var. İçerisine göre ayarlıyorum. Dediğim gibi sepeti kullanmayacağız. Ne kadar olabiliyorsa o kadar açıyorum. Daha sonra kenarlarını sıkı tutması için alüminyum folyadan destek alacağım. Pardon, kalıbımın kenarlarını sarıyorum. Daha sabit dursun istediğim için. Sizler içerisine soğan bir borcamı da kullanabilirsiniz. Çünkü gördüğünüz üzere yağlı kağıdı buruşturup içerisine sereceğim. Evet, içerisine düzgünce yerleştiriyoruz. Dediğim gibi illa bir kalıp kullanmak zorunda değilsiniz. Ben bu işlerle ilgilendiğim için benim böyle ayarlanabilen kalıbım var. Onu kullanmak istedim. Sizler borcam da kullanabilirsiniz. Farklı bir varsa tencere, içerisine girebilecek tencere dahi kullanabilirsiniz yani. Evet, şimdi kalıbımı içerisine oturtuyorum. Çünkü benimkinin alt tabanı olmadığı için burada
harcı dökmek durumundayım. Evet. Bütün harcı içerisine ekliyorum. Şimdi sepetimi yerleştirdim ve kapatıyorum. Ayarlama kısmına gelince tuşumuzu açıyoruz. Kek ve tart bölümü var. Oradan 185 dereceyi ayarlıyoruz. Daha sonra 55 dakika yeterli oluyor. Daha fazla üstü kızarsın istiyorsanız 1 saat yapabilirsiniz. 55 dakikayı ayarladıktan sonra bitmesini bekleyeceğiz. Gördüğünüz üzere bitmiş hali bu. Ben bir ara kontrol ettim. Yağlı kağıt üzerine yapıştığı için orada bir iz oluştu. O iz ondan dolayı. Lütfen önce oda sıcaklığında soğumasını bekleyelim. Tart kalıbından yani air fry'den çıkartmak için daha sonra mümkünse bir gece buzdolabında bekletelim. Çünkü dinlenmesi gereken bir tatlı. Mutlaka mutlaka dinlendirin. Dediğim gibi bu tarifin malzemelerini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan kolaylıkla not edebilirsiniz. Dilediğiniz gibi süslemekte serbestsiniz. Çikolata sosuyla da çok muhteşem oluyor. Ben evimde çilek ve muz vardı. Onunla süslemek istedim. Sizler dilediğiniz gibi süslemekte, servis etmekte serbestsiniz. Sizler için bir dilim keseceğim. Yumuşacık ipek gibi bir kıvamı var. Mutlaka deneyin ve deneyen herkesten deneyimlerini yorum kısmına bekliyor olacağım. Bekliyor olacağım şöyle denemek isteyenlere deneyenlerden bir yorum, bir cevap olmuş olur. Mutlaka yazın. Bu tarifle ilgili sorularınız olursa yorum kısmına bırakırsanız memnuniyetle yanıtlamaya çalışırım. Evet, dediğimiz gibi Airfry'da bir sürü tarif bekliyorsunuz benden. Gördüğünüz üzere bugün de bir tatlı tarifi paylaştım. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.